Efendim Multiplayer ekranlarından selamlar. Bugün Bannerlord konuşacağız çünkü oyunla alakalı beklediğimiz gelişmeler yayınlandı. Şimdi ilk gelişmemiz çıkış tarihi. Beklediğimiz aslında her şeyde yayınlanmadı. Onu da öğrenmiş olduk. Bazı detayları da hala bekleyeceğiz tabii doğal olarak ama en azından temel kısımları aldık. 31 Mart'ta oyun çıkıyor. Zaten 31 Mart galiba yıl dönümü oluyormuş Bannerlord'un. Öyle bir muhabbet hatırlıyorum ben. Beklenilen bir tarih olduğunu görmüştüm internette. 50 € satış fiyatı olduğu şimdiden belli. Türkiye'deki resmi olarak hani ne kadar olacak belli değil ama içeriden alınan bilgilere göre bu Alkan var ya işte Twitter'dan da takip ettim. Sen de tanıyorsun yani. Sen tanıyorsundur büyük ihtimalle. O mesela 150 € olacağını duymuş içeriden diye bir bilgi paylaşmıştı. Ben hep forumdan alınmış screenshotlar gördüm. TaleWorlds'te yetkili kişilerden alınmış. 150 TL olacak. Gün içerisinde açıklanacak falan. Ha, öyle bir screenshot da var yani. Bir basın açıklaması yapacaklar galiba. Onu bekliyoruz. Yani muhtemelen gerçi siz bu videoyu izlerken yapılmış da olabilir. Zaten şimdi en büyük ikinci konulardan bir tanesi problem. Özellikle bizim cephede yani. Türkçe olmaması. Oyunun çıkış versiyonunda erken erişimde. Şimdi onunla ilgili Steam sayfasında şöyle bir açıklama var aslında. Şu an yani hiçbir dil yok. Sadece İngilizce var. Ama ilerleyen zamanlarda aşağı yukarı 7-8 dil getirmeyi planlıyorlar. Evet, Portekizce'den, Çince'den de bunların içinde Türkçe de var. Ama tabii bu yani çıkış erken erişimde Türkçe olmasına dair biz oyuncuların hani şeyini yumuşatmıyor yani. Hani biz kalbimiz kırıldı mı? Kırıldı. Yani Türk'ün oyunu Türkçe çıkacak şeyi tabii ki. Yani. Tabii ki adamlar İngilizce müşteriden daha çok kazanıyorsa ona yönleniyor ama tabii ki de bekliyorsun yani. Yani bekliyorsun. Sonuçta hani TaleWorlds ona bakarsan yani Türkiye'de pek çok şey yapmak zorunda olmamasına rağmen Türkiye oyuncu topluluğuna faydası olsun diye yapmış bir firma yani. Hani bizi böyle ne haliniz varsa görsün diye bırakmış bir firma değil yani. Hani adamların forumlarında crack arayan vardı ya. Yani direkt TaleWorlds'un forumlarında orada komünitede abi crack bulamadım falan yazan vardı. Mesela ben de forumlarına girdim. Millet şey tartışıyordu işte 50 € pahalı mı değil mi tartışıyordu. Yani hani yabancılar da bunu tartışıyor. Evet. Panca pahalı bu kadar fiyat. Yani bunlar TaleWorlds'un forumunda yani hani community ile olan ilişkileri çok şey değil yani. Yanlış bir şey görürsek bunu silelim kafasında değil yani bu adamların. O yüzden hani rahat rahat konuşuyorum. Şimdi 50 € pahalı bulanlar olmuş ama 50 € alakalı şunu söylüyorlar. Çıktığı zaman da fiyatı 50 € kalacak. Yani hani sonradan bu ucuz versiyonu sonradan pahalılaştıracağız. Erken alın gibi bir taktikleri yok adamların. Yani full zaman 50 €. Şu an öyle planımız yok demişler. Ya o zaten genelde hani başarılı olup olmayacağı belli olmayan erken erişim oyunlarının yaptığı şey. Mesela Ark ilk çıktığında başarılı olacak mı bilinmiyordu. Düşük tuttu fiyatı. Ki fon sağlıyor. Ama tabii Mount & Blade'in ismi olunca ekmeğini yiyecekler tabii de bu ekmeği yani şu an şimdi yedikleri hurmalar yarın öbür gün ne olur? Bakalım. 50 €'nun tartışılacak tarafı şu. Türkiye'de 150 € olması da tabii ya 50 € ise 150 € mantıklı. Tamam okey ben buna bir şey demem yani. Ya yani 50 € olan bir oyun 150 € olabilir ama genelde Steam'in Valve'ın $60 çıkarttığı oyunu 90 lira Türkiye'de sattığı yerde 50 € ya ama şeydir TL, geçenlerde hani gene konuşurken şey gelmiş hani $30-40 gibi bir fiyatı olacağını biz tahmin ediyorduk. Ben 50 € şaşırdım. Evet yani ben en kötü ihtimalle 120 € olur diyordum. Şu an en iyi ihtimalle döndü çünkü genelde şey de vardır 1,5 ile 2,5 çarpanı aslında genelde orada bakılır. Bakıldığı zaman hani 50 € ya da dolar işte hani 2,5 ile çarptığın zaman yani 3 aşağı 5 yukarı 125 falan gibi gene beklerdim ben. Ama yani bir tık daha yukarısı yani şimdi baktığın zaman 150 lira. Sadece 150 liraya baktığın zaman çok bence. Hani ama 50 € 150 liraya çevirdiğin zaman ha diyorsun. Bakalım ama tabii genel olarak oyuncular ne kadar tepki verecek. Bana 150 lirada biraz pahalı geldi. Ben yalan yok keşke yani. Daha ucuz olsa. Bence 100 lira civarı olabilirmiş yani. Şu an alacak olan müşteri için düşün. Bunu alacak ama beklediği çoğu özellik yok oyunda. Birazdan ona da geleceğiz. Zaten ona geleceğiz şimdi. Çoğu özellik yok muhabbeti bayağı tartışılan muhabbetlerden bir tanesi oldu. Şimdi bu erken erişim bir oyun olacağı için tabii full her şeyi olmayacak oyun içerisinde. Ama olmayacak olan şeyler bizi ne kadar rahatsız eder ona bakmak lazım aslında. Bununla ilgili de ben de şeyden gördüm. Bradalar kanalından Ahmet var. Yani Bradalar kanalından dedim hani adam Bradalar kanalı zaten yani. Ahmet tweet atmış. Ona sordum dedim hani nereden gördün? O eksikleri yazmış falan diye. Steam sayfasından gördüm dedi. Ben de baktım. Gözden kaçırmışım ben. Mobilden bakınca görmedim detayları. Açık konuşmuşlar zaten erken erişim kısmında yani. Evet. Bayağı açık konuşmuşlar yani. Siz de bakabilirsiniz. Steam sayfasında bayağı böyle bir yazmışlar. Ne var, ne yok, ne eksik olacak, ne kadar olacak, ne kadar sürecek falan diye. Bayağı iyi güzel konuşmuşlar. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorlar bu arada. Bununla ilgili %100 bir söz veremiyorlar. Diyelim ki erken erişimde oynadığınız 100 saatlik, 200 saatlik save'iniz var. Oyun full'e çıktığı zaman bu seviyeyi taşıyamayabilirsiniz. Hani bunun garantisini verememişler doğal olarak. Ama bu çok sık gördüğümüz konulardan bir tanesi. Tabii her patch'te bozulma ihtimali var böyle şeyler. Yani bu aklınızda olsun. Denge zaten hani erken erişimdeki en büyük kontrol edecekleri kısım olacak. Dengeler bozuk olabilir diyorlar. Evliliğin olmayacağı hani o tarz detayların olmayacağı söyleniyor şu anki erken erişimde. Şimdi burada aslında bir konuda şu bazı yerler tekrar edebilir diyorlar. Mesela diyelim siz bir şehre girdiniz, bir köye girdiniz. Sonra çıktınız işte bambaşka bambaşka bir haritada köye gittiniz, birbirine benzer görebilirsiniz. Çünkü çok fazla yerleşimleri var. Hepsine özel harita yapacağız ama şu an hepsini yetiştiremediğimiz için bazı yerler tekrar edecek diyorlar. Hani bunu da söylemişler. Ya belki söylemeseler fark etmeyiz bile. Çünkü çok fazla var. Hakikaten söylemeseler fark etmeyebileceğin detaylar olabilir. Evet, yani çok placeholder, yani ne kadar kullandıklarına bağlı. Şimdi çıktığı zaman hepsi birbirinin aynısı bile olabilir. Yani, yani orada bir şey var. Eleştirilecek yanı var. Şundan ötürü eleştirilecek yanı var. Şimdi çeşitlilik olmadığı zaman bildiğin Warband'in aynısı oluyor. Evet. Hani... herhangi bir oyun değil bu yani. Senelerdir beklediğim bir oyun. Ya ben orada açıkçası biraz... mesela internetten de baktım. Yani çok tepki gelmiş. O zaman Warband'in aynısı diye. Bana biraz abartı geldi bu tepkiler. Çünkü şundan dolayı yazdıkları şeylerden ne kadar eksik olacağını anlayamıyorsun ki oyunun. Tabii canım. Yazdıkları şey şu. Diyor ki mesela hani tüm oyun kontrol desteğinde bazı beceri ve olanaklar eksik. Bazı beceri ve olanaklar eksik diyor. Zanaatkarlık, kuşatmalar, klan ordu ve krallık yönetiminin bazı yönleri eksik diyor. Yani bunların bir kısmı gene olabilir aslında. Ama ne kadar eksik olduğunu söylemiyor yani. Evet. Adam bunu yazmak zorunda. %5 de eksik olsa bunu diyecek ki sen bekleyesin, hani bu kadar olmadığını bilesin, ama bu %50 mi eksik, %80 mi eksik, %5 mi eksik? Ya bence o konuda biraz sert davranmışız. Yani öyle geliyor bana. Biraz fevri davranıyoruz gibi geliyor. Çünkü daha neyin ne kadar eksik olduğunu bilmiyoruz. Yani evet, bunu bir şekilde netleştirmek lazım. Kısa sürede bir açıklamaları lazım fiyatları. Bence zaten çıkışa doğru yakın zamanda açıklayacaklarını söylemişler, daha yeni detaylarını. Ama bence mesela diyelim ki şu an Mount & Blade Bannerlord için 5000 tane yeni özellik düşünülüyor. Tamam mı? Ya bunların belki de 1000 tanesi yok şu anda. Ama bu demek değil ki oyun Warband'in aynısı. Evet. 4000 yeni özellik gelecek, 1000 eksik olacak. Ya ben o kadar karamsar bakmıyorum diyese. Belki hani işten içe oyunun iyi olmasını istediğim içindir bu. Biraz daha hani optimist bakmak istiyorumdur durumlara ama ya bir de bu kadar sert bakmak istemiyorum. Sabrı tükendi biraz ya. Süreç çok uzayınca, olumsuz ufak bir şey duyunca ya o kadar da bekliyoruz falan. Hani onlara da hak vermek lazım. Ya zaten bu iş şöyle yani, herkese hak verebilirsin nasıl baktığına alakalı. Evet. Ya hepimizin ortak bir niyeti var ama ben bu niyetinde oyunun iyi olması diye düşünüyorum. Yani kötü çıkmasını kimse istemez yani. Adamlar da keyfinden yapmayalım otur iç sigara yani demiyor. Bu hani eleştirimizi sakıncası anlamına gelmiyor. Sadece hani görmediğimiz ürün hakkında çok acele eleştirilerde bulunmak çok pozitif sonuçlar vermeyebilir diye söyledim ben yani. Ya bir de şey var şimdi, 31 Mart aslında çok var. Çok var dememin sebebi şu, ne yapacağına bağlı olarak. Mesela köyleri çeşitlendirmek 31 Mart'a kadar çok zor olmayabilir. Belki modellerini yapabilir. Ama tabii ki mesela krallık konusunun, yani krallık mekaniklerinin temelinde bir dert varsa onu düzeltemeyebilirler. Evet. Hani o yüzden 31 Mart'tan önce biz onlar açıklama yapacaklarını da zannetmiyorum. Bakın şu kadarı var, bu kadarı var vesaire falan diye. Çünkü hani son ana kadar gelmeye devam edecektir. Hani oradaki işte hani daha göze batabilecek olan çeşitlilik problemleri. O yüzden ama, 31 Mart'ta net biçimde göreceğiz ama bence şu an atış serbest ya, istediğimiz gibi eleştiremiyoruz çünkü yani fiyatı belli, neler olacak neler bitecek onlar belli. Ya belli ama işte diyorum ya hani eleştirirsin canım, yoksa kimse ne eleştireceğine ne karışacak senin yani. Ama tabii şey gerçeği de var şimdi, çok daha feci biçimde çok daha yüksek fiyatlarla direkt $60'dan çıkan erken erişim oyunları da oldu. Onlardaki hani sonuçta potansiyeli yüksek olan oyunlara da belli bir kredisi oldu, biz de baktık yani sonuç itibariyle. Aynı kredi tabii ki Mount & Blade için de var yani, bu kadar senelerde oynadığımız oyun için o ayrı bir mevzu ama birazcık sopayı da sakınmamak lazım şu noktada. Yani bir de ne kadar erken erişimde kalacak? Bir sene falan civarı genelde yazılmış ya, ama orada planlanan, biz de röportaj yaptığımızda 2020 yılı içerisinde full sürme geçmek istedikleri yönündeydi. Ama daha önce de röportajlar yapılabiliyorsun. Biliyoruz ki TaleWorlds bu konuda hani zamanlama açısından çok sağlıklı kararlar alamadı bugüne kadar yani. Yani o çok tutmayabiliyor planları. O yüzden ne olur ne biter bilmiyoruz. Ama şunu görmek güzel bir şey. Bu tabii biraz hani milliyetçilik ruhuyla mı alakalı bilmiyorum ama mesela Mount & Blade bir şey paylaşıyor. Alt full yabancılar hani. Ya resmen akın akın. Turistik bir şey var ortamda, anladın mı yani? Senin hani ülkenden çıkan güzel bir ürünü akın akın insanların bekliyoruz yeter artık oh be bilmem ne falan. Yani bunun tartışılıyor olması tekrar görmek güzel bir şey. Ben Gamescom 2018'de galiba basın odasında işte kurgu yaparken yanımda 4 tane Alman'ın hani Almanca konuşuyorlar tabii başta. Mount & Blade falan oynamışlar arkadaşlar. Yani. Geri döndüm şey yaptım işte İngilizceye çevirdim muhabbeti, baktım adamlar sanki hani yani evlatlarını bekliyormuş gibi bekliyorlar orada da. Çok büyük bir komünitesi var yani. Şimdi tabii ki de oyunun Türkçe çıkmaması erken erişimde bahane değil. Valla biz final sürümünü beklemiyoruz Türkçe için. Erken erişimde ben yani tamam hadi çıktı olmadı ama 2 ay sonra gelsin erken erişim yani. Çünkü ya çok fazla sen yapamayacaksan kim yapacak sen ya? Sen TaleWorlds'ın hani anlatmıyor musun? Mesela Stygian da Türkçe desteğiyle çıkmadı başta. Ama sonuçta o RPG'de çok fazla şey vardı. Bunların da çok diyaloğu var diyorlar bu arada. Tabii çok diyaloğu var. Ama yani ya sen bir bağımsız firma değilsin artık yani. Hani hala Warband satılıyor ya deli gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen de yapamayacaksan biz herhalde unutalım Türkçe desteğini ilk çıkışlarda yavaş yavaş. Gerçi Warband'i yani sonuçta hakkını vermek lazım. Warband çıktığı zaman direkt Türkçe olarak çıkmışlar. İlk oyun olmasa da. O yüzden o en çok zaten tartışılan konu oldu. Erken erişimde eksikler olacak mı olmayacak mı değil de o bayağı şey oldu. Bu arada multiplayer'ini bekleyenler için de dereceli maçlar olmayacak deniliyor ilk etapta. Sonrasında eklenecek bunlar deniliyor. Yani planlıyorlarmış eklemeyi. Yani ekleyeceğiz demiyorlar, planlıyoruz diyorlar yani. Evet. Ya bak buradaki her şeyde mesela öyle bir kesinlik yok. Okuyunca fark edecekseniz siz de planlıyoruz. Mesela fiyat değişecek mi? Bak mesela fiyat değişecek mi sorusunun cevaplarından bir tanesi de şey. Yani erken erişimden sonra fiyat değişikliğiyle alakalı bir planımız yok. Bak değişmeyecek değil. Planımız yok. Olabilir mi? Biri gider araya. Planlar değişir. Ya bu tabii kendilerini garantiye almak için söylenen şeyler. Yani büyük ihtimalle hakikaten şu an düşünmüyorlar ama... Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Ulan yarın bir gün bir şey olur. Artık o şey ne olur bilmiyorum ama evet, belli olmaz. Hani ekonomide çok büyük dalgalanma olur, bilmem ne olur. Atıyorum adam İngiltere'deki fiyatı değiştirmez de Türkiye'deki fiyatı değiştirmek zorunda kalır. Veya Brezilya'daki fiyatı değiştirmek zorunda kalır falan. Onun için de yazılmış bir şey olabilir. Bir de yani şöyle bir şey de var. Bunu olumlu olarak yorumlayabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü $50 daha ne kadar yükseltebilirsin? Yani düşürmeye gidebilirler mi acaba? O da tartışılacak konu. Şimdi €50 biliyorsunuz ki AAA dediğimiz oyunlar €60'luk oyunlar. Şimdi mesela işte baktığınız zaman Anthem, EA'nin oyunu, AAA bir oyun. €60'ya hak ediyor mu? Kalite babında şu an hak etmiyor. Yani ama evet, standart olmuş bu işler. Eğer oyun hani AAA ise yani evet, bütçesi $100 milyon civarıysa hani bütçeye göre AAA title veriliyor oyunlara. O zaman oyunların fiyatı $60 civarından çıkıyor. Şimdi $50 civarı çok iddialı bir şey. Acaba içerik olarak ne göreceğiz? Ben hani detay olarak çok merak ediyorum. Yani demek ki kendilerine bu konuda güveniyorlar yani. Öyle kafalarından hadi €50 koyalım dememişler. Bunun arkasında bir sürü iş planı vardır, business planı vardır. O yüzden hani beklediğimizden çok daha kapsamlı bir şey görebiliriz. Sadece şu konu biraz net değil. Mesela erken erişimde ne göreceksiniz diye bir soruya cevap atmışlar kendileri. Yazdıkları şeyler çok temel şeyler yani kendi savaş birliklerini toplayabilecek, Kalradya kıtasını keşfedebilecek, oyunun kapsamlı komuta sistemini ve sezgisel beceri tabanlı dövüş sistemini kullanabilecek. Yani tamam bunlar kağıt üzerinde okey ama hepsi Warband'de var teknik olarak yani. Yani mesela bu konu biraz şey açısından bir eksiklik yaratıyor insanlarda. O yüzden eleştirilere hak verebiliyorum. Yani neye yenilik var o zaman? Hani ya ama o bilgi akışında biraz sıkıntı var. Yüzeysel hani geçildiği için bir şey vardı. Tamam adam toplayacaksın ama mesela Warband'de çok güzel detayları vardı yani. Misal yani Warband'de sadece köye gidiyordun, oradan adam alıyordun evet, mesela. Şimdi belki hani onların eğitimiyle alakalı ekstra bir şey vardı. Yani mesela ticaret evet, her yer yani Warband'de de yapıyordun ama ticaret mekaniklerini biliyoruz ki daha gelişmiş mekaniklerle de bunların hepsi erken erişimde açık olacak mıdır ticaret mekaniklerinin? O ayrı. Hani bilemiyoruz onu şu anda. Çıkınca göreceğiz ama sonuçta hani aynı ticaret, aynı adam toplama, aynı savaş sistemi olmayacak sonuç itibariyle. Ben de onu düşünüyorum yani. Mesela ama gene küçük upgrade'lermiş gibi de geliyor bir yandan, o yüzden gönül rahatlığıyla da övemiyorsun, böyle keyifle de bekleyemiyorsun. Yani şey konusunu ben çok fark yaratacağını hissediyorum çünkü o konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdi röportaj yaptığımızda. Siyaset ve diplomasiler olabilecek, özellikle bir krallıkta yer aldığınız zaman o krallığın iç çatışmalarını, evet, siyasi muhabbetlerini falan bayağı hani nüfus edeceksiniz yani, o ilişkilere gireceksiniz diye muhabbet vardı, onu merak ediyorum. Kendi kabilesini yönetebilecek diye mesela bir şey var. Bu zaten hani kabile dediğiniz şey yani kendi ordunu toplayabiliyorsun. Yerleşim yerlerini iyileştirebileceksin ve yönetebileceksin gibi bir durum var. Hani acaba ne kadar iyileştirebileceğim ve ne kadar yönetebileceğim? Yani bunlar hep böyle bir çıktığı zaman göreceğimiz veya çıkmadan hemen önce öğreneceğimiz şeyler olacak. Çünkü ben bu konularla alakalı videolar yayınlayacaklarını düşünüyorum. Yani hani böyle tutorial tarzı neyi nasıl yapıyorsunuz diye. Çünkü genelde yapıyorlar bunu hani göstermek evet, amaçlı. Burada da yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu arada şeyden de bahsedelim. Ya aslında bahsetmeyeyim, altta veya sağda siz görüyorsunuz bir yerde şu an sistem gereksinimleri de açıklandı. Minimum sistem gereksinimleri. Yani çok yüksek bir performans gerekmiyor gibi geldi bana. GeForce GTX 660 2 GB ekran kartı minimum tavsiye edilenlerde duruyor. 1060'da normal önerilenlerde duruyor efendim GTX, Nvidia'nın ekran kartlarından. 60 GB da yer istiyormuş oyunun kendisi. 60 GB biraz kallaviymiş. Kallavi demek ki var yani. Hani eğer optimizasyon çok iğrenç değilse, eğer 60 GB'lık bir materyal var demek. Koymadılarsa. Ama boş ver, için optimize etmeyelim değil mi? 10 GB tekstür atıyor içine falan. Evet tabii çerçevesinin geniş olduğunu biliyoruz zaten. Yani çok kağıt üzerinde hakikaten dolu bir içerik geleceğini evet, görüyoruz ama mesela sabah Ege'yle konuşuyorduk. Ya, o da mesela aynı şeyde. Yani AAA parası istiyorsun ama ne gelecek falan diye. Ben dedim ki abi adamların çerçevesi büyük. Ne var mesela dedi. Yanıt veremiyorsun. Bilmiyorsun aslında yani şeyde ama. Biliyorsun yani hani evet, Warband'in ne kadar geniş skalalı bir şey olduğunu biliyorsun. Mesela ben çoğu AAA oyundan 10 kat daha fazla o doyuruculuğu aldım Warband'den. Bir de modları eklediğin zaman iyice uçuyordu gidiyordu. Modlar tabii bu işin ekstrası yani. Hani onlar sonuçta oyunu satarken nasıl mod yapacaklar diye satmıyorsun oyunu da. Ama hatta mesela Warband'e eklenen mesela diplomasi tarafında artık Warband'de diplomasi moduyla oynuyorduk. Onu yapmamıza gerek kalmayacak gibi düşünülüp hani eklenen bir şey olduğu için hani işin o şeyi, çerçevesi, skopu büyüyor yani o projenin. Zaten oyun tam çıksın da eksikleri yine oyuncular kapatır modlarla. Tabii canım, o zaten. Tabii canım, zaten adamlar da çok ya bak, onu söylememişler galiba. Mod desteği erken erişim aşamasında olacak mı? Evet, onu bilmiyorum. Yani şimdiden başlansa çok güzel olur, yavaş yavaş böyle hani mod komünitesi de geliştirmeye başlasa full çıktığı zaman. Mod desteği olacağını kesin söylüyorlar yani. O, tabii tabii, o kesin olacak. Onlar kendisi yapacak. Tabii zaten onlar istiyorlardı olmasını bu konunun ama bence erken erişim olacaktır ya. Değil mi, mantık olarak? Yani onu neden şu an engellemek için bir sebep? Yok, engellemek için değil. Genelde şöyle bir durum var. Yani sadece engellemenin dışında teknik anlamda diyorsun. Evet, mod yapanlara hani tool'lar da, araçlar da sağlıyorlar. O araçları ne zaman sağlayacaklar? Sağladılar mı? Bir de şey de var. Şimdi sonuçta bakıp dosyaları herhangi bakan birisi de bir şekilde modifiye edebiliyor olabilir herhangi bir araca ihtiyaç duymadan, ama şimdi onu öğrenmesi de vakit alır. Sonuçta mod geliştiren bir insan için onu kolaylaştırılması falan gerekiyor. Ben şeyi hatırlıyorum çünkü kendim girip oyun skriptimi değiştirip oradan bir şeyler yapabildiğimi hatırlıyorum. Çok basic seviyede. Hani oyunumu ben şey yapmak için. Ben merak ediyorum. Hileler açık olacak mı? Ne olur açık olmasın ya. Çünkü bir yerden sonra insan canı kullanası geliyor. Oyunu piç ediyorsun. Ben mesela işte 4. 5. Herkes yapmıştır bir noktada yani. 4. 5. tekrar oynayışında. Yeter artık, kasmayacağım bu sefer altını deyip açtığın ve yarım saatte sıkılıp bıraktığın bir hale gelmiştir falan. Merak ediyorum onu koyacaklar mı acaba diye. Ya benim açıkçası beklentim Warband'in çok daha her anlamında daha gelişmiş bir oyun olması, ki olması da gerekiyor. Çok uzun zamanlar geçti artık. Görsel açıdan zaten biz beğenmiştik en son oynadığımızda Gamescom'da. Teknik olarak, animasyon olarak benim hoşuma gitmişti. Ya çok yani devasa, ben o haline okeyim yani. Çok devasa grafik geliştirmeleri yok diye konuşmuştuk ama animasyonlar bence tarafında, bayağı ışıklandırmalar tarafında, yani tabii onlar, o küçük şeyler çok fark ettiriyor. Evet, ama yani ilk bakışta da diyorsun ki yani tabii şey demezsin yani. Ben bu oyunu görselliği için alacağım falan demezsin ama Warband'de biliyorsun ya ne kadar geniş çaplı olduğunu. Onu o grafiklerle görüyor olmak şey gibi geliyor yani. Sadece grafik de değil yani. Yoksa grafiği mod olarak yüklersin. O animasyonlarla, o işte vuruş hissiyle falan, hani onlarla hissediyor olmak çok daha farklı bir şey gerektiriyor. Yani ben bir de şey istiyorum yani, hani büyük şeyi de merak ediyorum. Bir hikaye yapacaklarını söylemişlerdi. Campaign modu yapacaklarını söylemişlerdi. Mesela ona ne kadar titizlikle çalıştılar ve ne kadar oyuncunun tercih edecek, yapmak isteyeceği bir şey olacak. Şu an Mount & Blade fanlarının hiçbirinin ben hikaye bekledim. Yani hani herkes kendi hikayesini yazmayı oynuyor. Ama ortada madem bir şey var, ben mesela test etmek isterim kesinlikle. Yani girerim bakarım ne var ne yok. Bu, yani şey yapsalar ne kadar güzel olur. Aslında ben hani kendi karakterimin hikayesi olmasından ziyade yaşayan mesela kralın bir hikayesi, yani side quest gibi bence kralın hikayesi, onları öğrenme mesela yani daha şey geliyor benim bana. Gamescom'da oynadıktan sonraki en büyük eleştirim şuydu. Kendi içimde yaptığımda, inşallah full sürümde öyle olmaz demiştim. Arka arkaya aynı görevler gelmişti yarım saat içerisinde. Yani şimdi bazı görevleri o işte senin dediğin konu diye geliyor aslında biraz da. Şimdi Mount & Blade'den aslında bir yan görev silsilesi yani. Bir ana görev olmadığı için herkes sana bir görev atıyor. Ama atılan görevler aynı olduğu zaman, yarım saatte iki tane arka arkaya geldiği zaman bu sefer canını sıkmaya başlıyor. Çünkü tamam, öncekinde eyvallah hani amaç direkt görev yapmak değil ama bu sefer hani o içeriğin daha gelişmiş olmasını, daha gerçekçi bir diploma sistemi olmasını isterken iki kralın da sana gidip de aynı görevi veriyor olması can sıkıcı bir konu. Umarım yani oradaki çeşitliliği fazla tutmuşlardır. O çeşitlilik fazla tutmasını ben isterim yani. İnşallah quest kısmını çok es geçmemişler. Çünkü Gamescom'da beni o rahatsız etmişti. Yani oyuna ilgili tek rahatsız olduğum detay oydu. Umarım onu düzeltmişler. Bir de şey de var, onlar da farklıdır zaten hani onun. Ya Skyrim'de de kimse Dragonborn'un hikayesinin peşinde değil. Canım. Ama herkes gidiyor katil loncasının, efendime söyleyeyim hırsız loncasının görevlerini yapıyor. Tamam, çok uyuyor ona. Quest oyunu olmadı tam anlamıyla aslında. Bir quest hani peşinden koştuğum ve oradaki Skyrim gibi böyle şurada gizli keşfedeyim dediğin veya şu herifin hikayesi neymiş acaba dedin, ama niye olmasın ya? Hani olmadı diye olmayacak diye de bir şey yok yani. Senin dediğin gibi mesela bir kraldan görev aldığı zaman onun kendine ait bir arka olsa, hani böyle bir şeyleri tetikleyen bir silsilesi olsa, küçük de olsa çok eğlenceli olur yani. Dünyayı çok genişletir. Tamamen ona odaklanmaları da tabii ekstra bir yük. Tabii o çok büyük yük hatta yani. Sadece yapmış olmak için büyük ihtimalle yaparlar yanına. Ya işte ama bence vallahi artık o $50 gördüm ya ben bunu yapıp kardeşim diyorum yani. Evet şeyi aslında katılıyorum mesela 500 saatlik Bethesda gibi bir şey yapamazlar. Yani o bambaşka bir seviye yani, o kadar çok quest verip hepsini farklılaştırmak açısından, ama 500 saatlik olmasa bile belki 10-20 saati geçirebileceğim böyle bir bazı şeyler olabilir yani. Ondan 4'er 5'er questlik zincirler falan böyle. Olabilir ya, ondan sonraki kısımda zaten şey olacaktır muhakkak. Gene tekrar edecektir görevler yani, bir kraldan kaç tane farklı görev alabilirsin ki yani, elbet noktada takılacaktır. Zaten orada dediğimiz gibi yani kendi hikayeni yaratmak üzerine kuruldu. Belki de oyuncuların %80'i böyle bir şey beklemiyor bile Bannerlord'dan, ama ne olabileceğine dair fikir yorduğumuz zaman aklımıza gelen şeyler oluyor bu. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Bannerlord'la alakalı söyleyeceğimiz, konuşacağımız? Belirsizlikler artık bitsin. Yani bir şeyler kesinleşsin yani. Ya artık net çıkış tarihi alsam bile hala bir sürü şey belirsiz. Yani mesela sen şu an satın almaya ikna mısın Bannerlord'u? Şu an değilim. Ha. Ben 2014'ten... Ama sen Mount & Blade'e çok oynayan bir insan. Evet ya yani çok hayran da değilim ama şu an baktığımda bana mantıklı gelmiyor o parayı vermek. Ben önce bir göstersinler hakikaten bu var, ne kadar var, ne kadar yok dediğimiz şeyleri görelim. Anladım. Çünkü yani şu an belli gibi, değil yani belirsiz hala. İşte mesela Asat Tunca burada iyi bir örnek oldu. Çünkü Mount & Blade'i çok böyle hani içselleştirmemiş, çok böyle hani onunla ilişkisi olmayan bir oyuncunun Bannerlord olan bakış açısı aslında şu anda çok ne negatif ne pozitif yani şu an böyle evet. Hani almam diyor adam aslında yani. Ya şu an ilgi çekici bir şey göstermiyor. Mesela sen alır mısın? Ben net ikna ediyorum. Ben zaten 3 sene önce aldım yani. Ben de 2014'ten beri ikna ediyorum. Yani. Zaten bizim gibi insanların ikna olması kolay yani. Evet. Ama mesela hedef kitlelerinden biri de sen olmalısın ki hep aynı kitleye aynı oyunu satmaktansa yeni kitle de kazanmak lazım. Mesela o adam ikna olmadıysa bir problem var demektir bilgi konusunda. Tabii ki Tunca da onu söylüyor zaten. Ama öte yandan mesela bizi de hani bizim de fikrimizin değişmesi için aldıktan sonra mesela çok devasa evet. Teknik problemler yaşayıp veya işte içerik olarak böyle bir şey bulamamak evet. Çok eksik erkekler. Biz de kötü örneğiz yani bu konuda aslında ama gönül evet, işte. Sağlıklı bir örnek değiliz biz de yani. Neyse efendim 31 Mart tarihini bekleyeceğiz. Yeni bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.